test. O günden sonra ilgilerimi değiştirdim kuşkusuz yani. Akademinin içerisinde kaldığınız takdirde çalışmalarınızı farklılaştırmanız bekleniyor. Ara ara geriye dönüp acaba neler oluyor bu alanla ilgili diye düşündüğüm oldu. Ama sürekli başka meseleler daha çok aciliyet kazandığı için sizlerde de mutlaka öyledir yani öğrenin mutlaka her zaman daha önemli şeyler vardır yapmamız gereken. Onun için de sürekli ertelenen bir şey oldu benim için. Ya yani bu anlamda yani sizin bu teklifiniz de yeniden alana dönüş için bir fırsat olmuş oldu diyeyim. Ama geriye dönüp baktığımda bıraktığım yerdeki alanı görmediğimi söyleyebilirim. Yani çünkü olabildiğince çeşitlenmiş. Tam da tezi yayınladığım, daha doğrusu tezi savunduğumuz, onunla ilişkili bir yayın yaptığımız dönemde kendisini muhafazakar demokrat olarak tanımlayan bir partide iktidara gelmiş oldu. Dolayısıyla o andan itibaren de çok yoğun olarak yani bu muhafazakarlık denilen şey nedir diye daha güncellik kazanan bir alan olmuş oldu ve bugüne kadar ondan sonrasında bugüne kadar oldukça çeşitli alanlarda hem alan araştırmaları hem AK Parti'nin kendisini merkeze alan hem de muhafazakarlığa çeşitli açılardan bakışlarda artışlar oldu olmuş. Yani bir kısmını önemli bir kısmını ben de bu alanda neler olmuş diye bakarken denk geldim, karşılaştım. Ben burada yine aşağı yukarı kendi tezimdeki süreci takip ederek konuşmaya çalışacağım. Çok fazla uzun tutmayacağım. En azından sunum bölümünü. Daha yüzeysel, daha belki de ana hatları çizerek devam edeceğim. Ve ondan sonrasında sizin sorularınızla, sizin katkılarınızla detaylandırılmasını, çeşitlenmesini ve farklı muhafazakarlık bakışlarının en azından burada görünür olmasını sağlayacak bir sunum olmasını arzu ediyorum. Ekranımı sanırım paylaşabilirim. Sunumu daha kolaylaştırmak açısından şöyle yapacağım. Evet. Sanırım görünüyor, değil mi? Görünüyor hocam. Konu muhafazakarlık olunca en az muhafazakarlığın içerindeki farklılıklar kadar ya da belirsizlikler kadar onunla ilgili bakış açılarımız da farklılaşıyor kuşkusuz. Herhangi bir meseleyi akademik düzeyde ya da bilgi düzeyinde ele alırken onu kategorileştirmeniz gerekiyor. Yani daha anlaşılır kılabilmek için. Ama her kategorizasyonda mutlaka bazı şeyleri daha fazla abartmayı, bazı şeyleri ihmal etmeyi beraberinde getiriyor. Ve geçici çerçeveler olduğu bazen unutulabiliyor bu kategorizasyonların. Bu her zaman için belki de aklında tutmakta fayda vardır. Ben de en azından kendi çalışmam için aynı şeyi söyleyebilirim. Ben muhafazakarlığı önemli ölçüde iki biçimde anlamaya çalıştım. Biri bir anlamda aslında herkesin bir pozisyon olarak edinebileceği, içerisinden kendisini tanımlayabileceği ya da karşısında bir şeylerin karşısında kendisini konumlandırabileceği bir pozisyon. Yani bir tutum biçiminde anlaşılabilir bu. Böyle olduğu takdirde içeriğinin ne olduğu çok önemli olmaz. Bu arada kusura bakmayın çay önünde çayı olmayan, çaya erişemeyenler varsa onlardan affımı rica ediyorum. Ben konuşurken çay içmek durumdayım. Estağfurullah hocam, herkesi teşvik edelim bu noktada çay içmeye. Bu anlamda inancı fark etmeksizin, hangi ülkede olduğu fark etmeksizin, hangi toplumda olduğu fark etmeksizin, hangi ideoloji olduğu fark etmeksizin muhafazakar olunabiliyor.
Çünkü burada sizin korumaya çalıştığınız mevcut bir yapınız var. Buna statiko diyoruz. Statiko kavramı da büyük ölçüde aslında bununla birlikte, yani muhafazakarlıkla birlikte meşruiyet kazanmış ya da geniş bir alan bulmuş bir kavramsallaştırma ve şeye karşılık gelmiş oluyor. Biraz sonra daha belki detaylı konuşacağız. Fransız ihtilalinin öncesi hali, önceki, onun öncesindeki hal olarak statiko ant diye geçer literatürde. O yani mevcut durum, mevcut durum her neyse onu korumak üzere bir tutum takınılabilir. Dolayısıyla da yani bir komünist rejimin içerisindeki biri de, sosyalist rejimin içerisindeki biri de muhafazakar olabilir. Bizzat devrimi gerçekleştiren kişilerin kendileri de bu devrim yine içeriği fark etmeksizin herhangi bir yerde, herhangi bir biçimde olmuş olabilir. Muhafazakarlaşabilir, muhafazakar olabilir. Dolayısıyla da bu belli bir içeriği olmaksızın herkesin bir anlamda pozisyon alabileceği bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Ama bizim özellikle hakkında konuştuğumuz ve bizim daha çok sosyal ve siyasal bir teori olarak tanımladığımız, tezimizde o şekilde konuştuğumuz ve kimilerince de ideoloji, burada ideoloji de özellikle yazdım. Özellikle mesela Fritz Moller bu alanla ilgili daha sürekli olarak çalışan arkadaşlarımızdan biri ideoloji olarak tanımlanmasının doğru olduğunu düşünüyor. Mümkün bir ideolojiyi mümkün kılan nitelikleri büyük ölçüde taşıyor. Ona belki de ideoloji demeyenlerin gerekçesi şu olmuş olabilir. İçeriği sabit değil. Her yerde aynı bir formatta kendisini göstermez. Dolayısıyla da bir ideolojiden ziyade bu bir duruştur, bir pozisyondur, bir usluptur şeklinde tanımlanabilir. Mesela Karl Mayhem de onu bir uslup olarak tanımlar, bir tarz olarak tanımlar. Dolayısıyla iki biçimde muhafazakarlığı kategorize ettiğimizde ilki dediğimiz gibi içeriği fark etmeksizin, nerede oluştuğu fark etmeksizin ya da hangi toplumda olduğumuz fark etmeksizin edinebileceğimiz pozisyonlar, pozisyon olarak yani mevcut durumun, kendi mevcut durumunun, toplumun mevcut durumunun iyi olduğunu düşünen ve bunun devamını, onun korumayı düşünen herkes bu tutuma sahiptir diyebiliriz. Bir ikincisi de bizim için asıl önemli olan da sosyal ve siyasal teori ya da ideoloji dediğimiz şeyin bir başlangıcı var onun. Ve bu başlangıç dolayısıyla yani bu an içerisinde kendisini kurgulamış, şekillendirmiş ve onun da bir anlamda bir diyalektikle oluşmuş bir formasyon. Bu formasyonun kuşkusuz öncüleri de var, ana metinleri de var. Tarihsel süreçte, süreç içerisinde sürekli referans verilen bir geleneği var. Bunu biz özellikle Fransız ihtilali sonrasında kurulduğunu biliyoruz, kurgulandığını biliyoruz. Ancak Fransız ihtilalinin kendisi başka bir günahın aslında bir bedeli olarak tanımlanır muhafazakarlar tarafından. O günah nedir? O günah aslında aydınlanma. Aydınlanmanın günahı. Fransız ihtilalinin kendisi bizatihi. Bu biraz sonra konuşacağımız düşünürlerin ilk planda söylemiş olduğu şeyler. Peki aydınlanmanın nesine karşı muhafazakarlar? Aydınlanma modern akla dayanan ideal bir toplum yaratma düşüncesinde, planlamasında ve bir anlamda aslında belki de yüzyıllar boyunca, birkaç yüzyıl boyunca şekillenmiş reformasyonlarla, protestanlıkla vesaireyle birlikte bir forma kavuşmuş olan bir düşünce biçimi ya da bir proje, aydınlanma projesi olarak da tanımlanabilecek bir formasyon. Modern akıl dediğimiz şey ve ideal toplum dediğimiz şey bir anlamda aslında
insanın kendisinin özne olduğu ve yeryüzünü, dünyayı, toplumu kurgulayabileceği, onu dönüştürebileceği kudreti kendisinde görmesi anlamına gelmiş oluyor. Bunu mesela bize belki de en iyi ifade edecek düşünürlerden biri, işte aydınlanma düşünürleri içerisinde önemli bir isim olan Condorcet. Buradaki ifade aslında bu çağın temel mantığının ne olduğunu bize iyi açıklıyor, iyi ifade ediyor. Yani bütün eski kanaatlerin gözden geçirildiği ve bütün yanlışlara saldırıldığı, bütün eski adetlerin tartışmaya konu edildiği ve bütün canlıların özgürlüğe doğru beklenmedik şekilde kanat çırptığı bir çağımız. Bu çağ aydınlanma çağı. Burada bir anlamda muhafazakarların korumaya çalıştığı her ne varsa onun kökten çözülmesi, ona saldırılması, onun ortadan kaldırılmasını içeren bir şey, bir ifade. Ve dolayısıyla da yeni bir toplumun nerelerden kurulabileceğine ilişkin bize bir ipucu vermiş oluyor. Immanuel Kant'ı yani günümüz modern felsefesi içerisinde önemli bir düşünür, bir filozof ve sanırım modernliği başlattığımız temel filozoflardan bir tanesi. Yani Kant'tan sonra, pardon, Descartes'tan sonra belki de modern felsefe içerisinde en çok başlangıç olarak adı zikredilen filozoflardan biri. Ve bilmeye cesaret et ya da bilme cüretini göster ünlü özdeyişiyle aydınlanmanın bu akılına bir anlamda işaret ediyor. Bu akıl nasıl bir akıl? Bu akıl biraz önce söylediğimiz gibi toplumsal düzeyde her ne varsa, insanın içerisinde yer almış olduğu her ne varsa bu akıl sayesinde ya da bu akıl aracılığıyla dönüştürülebilir, kurgulanabilir. Ve bu akıl bir anlamda aslında şimdiye kadar skolastik dönem dediğimiz, skolastik felsefe dediğimiz ya da akıl dediğimiz zamanın koruduğu her ne varsa ona saldırmayı beraberinde getiren bir şey. Çünkü bilginin otoritesi o zamana kadar kilisenin elindedir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna kilise karar verir. Dolayısıyla da aslında bizim aklımızın üzerinde bir hegemonya kurulmuştur. Ve aydınlanmanın temel motiflerinden ya da sloganlarından biri bu hegemonyayı kırmaktır. Aklı özgürleştirmektir ve bu özgürlükle insanlığın da özgürleşmesini sağlamaktır. Bu kendisinin üzerinde hegemonya kuran bütün otoritelerden bir anlamda kurtulmaya niyet etmektir böyle bir şey. Bu bizi beraberinde şöyle bir şey getirir. Yani John Locke'un tıpkı tabula rasa derken beyaz bir sayfayı, yani insanın yeryüzüne geldiğinde hiçbir günah veya işte iyi veya kötüyle, daha doğrusu bir günahla gelmediği, doğuştan hiçbir bilgi getirmediği ve dolayısıyla her şeyin burada deneyiminin sonucu, yani bu dünyada var olduğuna ilişkin kanaati bize toplumun da tıpkı bir beyaz sayfa gibi inşa edilebileceği düşüncesini verir, fikrini verir. Yani toplum da tıpkı beyaz bir sayfa gibi istediğimiz biçimde tasarlayabileceğimiz bir alandır. Ve bu insanın doğa durumudur aynı zamanda. Yani toplum aslında tıpkı bir herhangi bir başka proje gibi ya da başka bir problem gibi tasarlanabilen, çözülebilen ve geliştirilebilen bir şeydir. İşte böyle bir akıl, yani aydınlanma akılı dediğimiz ve onun öğretmeye çalıştığı ideal toplum, özgür olan toplum. Peki muhafazakarlık bir an olarak, yani bir tarihsel an olarak bahsettiğimizde Fransız ihtilaline karşı oluşan bir tepki olduğunu söylemiştik. Fransız muhafazakarları, daha doğrusu muhafazakarlar, Fransız ihtilalinin şimdiye kadar önemli ölçüde istikrarlı ve hiyerarşik, yüzyıllarca oluşmuş olan, tortulaşmış olan geleneksel yapıdan radikal bir kopuşu beraberinde getirdiğini söyler. Bu radikal kopuş, insana mutluluk getirmenin
çok aksine insanı bir anlamda işte teröre sürükler. Ki şey sonrasında, devrim sonrasında oluşan ortam böyle resmedilir. Mesela bu düşünürler tarafından, yani Edmund Burke, Joseph de Maistre ve Louis de Bonald, bu üç büyük muhafazakar düşünür bir anlamda bugüne kadar gelen muhafazakarlığın omurgasını da şekillendiren kişiler. Yani Edmund Burke hemen devrimin arkasında, akabinde 1791'de Fransa'daki devrimin devrim üzerine düşünceler diye bir kitap yayınlar ve orada aslında devrimin insanlığı ne kadar olumsuz bir duruma sürüklediğini anlatmaya çalışır, resmetmeye çalışır. Buradaki resim aslında bunu belki sözlü olarak ifade edebileceğimiz şeyi gösteren, görmemizi daha kolay sağlayan bir şeydi. Bu Edmund Burke Fransız İhtilali'nin aslında İngiltere'de olamadığını, olamayacağını, çünkü İngiltere'nin 1688'le birlikte, 688'de bir devrim gerçekleştirmiştir ve yumuşak bir devrim geçirmiştir. Parlamentarizm vardır, parlamento vardır yani İngiltere'de. İngiltere, İngiliz toplumu, İngiliz devleti de aynı zamanda yumuşak geçişlere müsaade eden, değişimi mümkün kılan bir yapıya sahiptir. Ve Fransa'daki gibi katı bir biçimde devrim gerçekleşmemiş, daha doğrusu Fransa'daki gibi birikmemiş sorunlar ve yine Fransa'daki gibi büyük bir devrimle, ortalığı yakıp yıkan bir devrimle de sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla da İngilizlerin bu devrimi gözünde bulundurarak reformist bir yapıya kavuşmasını arzu eder. Yani geçişleri mümkün kılacak bir yapı olmasını arzu eder. Maistre ve Bonald ise, öncelikle Maistre, devrimin doğurmuş olduğu bu yapıyı en baştan itibaren lanetler ve buradaki resimde görüldüğü gibi de insanların nasıl katledildiğini, kellelerin koparıldığını, terör ortamına yol açtığını söyler. Çünkü daha öncesinde aydınlanmanın getirmiş olduğu ve sonrasında devrimle birlikte bütün kurumlar ortadan kaldırılmıştır. Kilise, yani insanları koruyabilecek, bireyleri koruyabilecek bütün yapılar, kilise ortadan kaldırılmış, eğitim kurumu ortadan kaldırılmış, hepsi merkezi sisteme bağlanmış, merkezileştirilmiş. Bugün ideoloji dediğimiz, ideologlar olarak tanımladığımız kişiler, bir Fransız vatandaşının nasıl olması gerektiğine ilişkin eğitim programı geliştiren Napolyon'a sunan ve ilk belki de merkezi bir eğitim modeli öneren düşünürler. Dolayısıyla vatandaş nasıl bir vatandaş arzu ediyorsak onu yaratabileceğimiz düşüncesine sahip olan bir pratikti. Louis Bonald yine benzer bir biçimde, o da bu kurumların ortadan kalkmasıyla bir kargaşa yaşadığımızı söyler ve daha öncesi dönemi, yani devrim öncesi dönemi arzu ettikleri ve bunu devrimi ortadan kaldırmaya çalıştıkları için aynı zamanda bunlara karşı devrimciler de denir. Biraz hızlı geçeceğim buraları. Muhafazakarlık için belki şöyle bir ortak özellikler de bulmak mümkün. Kuşkusuz bütün muhafazakarlar ya da burada saydıklarımız kendi işlerinde bütünleşmezler, birbirlerinden farklılaşırlar. Ama aşağı yukarı uzlaştıkları bir takım temel şeyler de var. Mesela toplum her zaman için önceliklidir. Yani neden? Çünkü birey toplumun eseridir. Birey toplumu var edemez, birey toplumun içerisinde var olur, üretilir. Toplum ona şekil verir bir anlamda. Bu daha sonrasında işte sosyolojinin kuruluşunda da çok ciddi etkisi olan bir ilke olmuş olacaktır. Bize Emil Durkheim'le birlikte toplumun insanı, yani daha doğrusu bireyin toplum karşısındaki pasif pozisyonunu doğuran bir eğilimi de beraberinde getirmiş olacak.
toplumsal unsurların işlevsel bağımlılığı vardır. Yani bir anlamda aslında yöneten yönetilen arasında ya da diğer kurumlar, aile kurumuyla din kurumu, siyaset kurumu, ekonomi kurumu, diğer kurumlar arasında bir işbirliği vardır. Bir bağımlılık vardır. Siz birini çekip aldığınızda diğerleri de bir anlamda aslında bozulmuş olur. Yani birey ailede bir şekilde eğitim görür. Sonra loncalarda, meslek gruplarında eğitim görür. Siz meslek gruplarını kapattığınızda onun işlevi ortada kalır. Ve dolayısıyla da bir yerden çözülme, bozulma başlamış olur. Kutsal her zaman için gereklidir. Yani din bütün neredeyse muhafazakarlar için önemli bir unsur. Ama dindar olmak zorunluluğu taşımaksızın. Yani mesela Bonald iyi bir Katoliktir ya da Burke iyi bir Protestandır ama Maurras, daha sonraki kuşaklarda gelen Maurras mesela kendisi herhangi bir inanca sahip olmamasına karşın dinin gerekliliğini savunur. Neden? Çünkü din bir anlamda toplumu birbirine bağlayan bir şeydir, bir harçtır. Ve din etimolojik olarak da yani regular denilen şey religious denilen şey bağlamak anlamını taşır. Ve dolayısıyla da din insanları birbirine bağlayan bir toplum meydana getiren bir unsur olarak her zaman için gereklidir. Aracı kurumlar olarak tanımlanan biraz önce bahsettiğimiz aile gibi, lonca gibi, kilise gibi veya bugün için belki STK'lara karşılık gelebilecek olan yapılar birey ile devlet arasındaki ilişkileri sağlar ve toplumun bir anlamda aslında iş bölümünü kolaylaştıran bir yapı. Hiyerarşi bu anlamda somut bir hiyerarşiden bahsedilir. Yani ebeveyn ve çocuk arasında, yönetilenle yöneten arasında bir hiyerarşi vardır ve herkes bir anlamda küçüğüne sevgi, büyüğüne saygı diyebileceğimiz bir ilkeye sahip olmak durumdadır. Ve bir anlamda sürekli muhafazakarların öne sürmüş oldukları bir hayalet vardır. Eğer topluma müdahale edilirse kaos oluşur. Kurumlar ortadan kaldırılırsa, değerler ortadan kaldırılırsa insanlık bir anlamda aslında insanlık öncesine, yani doğa öncesine geri döner. Yani vahşileşir. Onun için bu aydınlanmanın ve ihtilalin getirmiş olduğu şey bu doğa öncesi duruma bir geçiş gibi. Yani terörün, kaosun, başıboşluğun, anarşinin olduğu bir dünya ile karşı karşıya kalırız. Eğer devrim diye bir şeyle karşılaşırsak. Geçmiş ya da tarih diyebileceğimiz şey her zaman için çok önemsenir. Çünkü bizi şu andaki biz yapan şey bizim tarihimizdir. Bizim geçmişten bugüne getirdiklerimizdir ve bunun aynı zamanda bağlantılı bir biçimde, yani bir zincirin halkaları gibi, özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir metaforu olarak da kullanabiliriz onu, zincirin halkaları gibi birbirine bağlanır. Yani her zaman için ben dedemle torunum arasında, dedemle çocuğum arasında bir halkayımdır. Dolayısıyla bu şekildeki bir devamlılık toplumun da huzurunu, ahengini oluşturan bir şey. Yani aşağı yukarı muhafazakarların uzlaştıkları bir şeyden bahsediyoruz biz. Muhafazakarlık daha önce de söylediğimiz gibi tek bir forma sahip değil. Bulmuş olduğu toplumun yapısı her neyse daha ya da mevcut yapısı her neyse ya da oradaki rekabet halinde olan düşünceler, inançlar, gruplar her neyse onların içerisinden şekilleniyor. Bu Fransa'da aydınlanmacılar, özgürlükçüler, rasyonalistler ve onlara karşı kralcılar, gelenekçiler veya kilise savunucuları arasında geçen bir şey olduğu için Fransa'da böyle bir form kazanır. Yani dinli bir tonun ağır bastığı ve krallığın, yani yüzyılların hanedanlığının sürdürmüş olduğu tecrübeyle
bir yönetimin mevcut olduğu durumu, yani monarşiyi arzu eder. İngiliz muhafazakarlığı bu anlamda Edinburgh'le birlikte konuştuğumuzda liberal bir, yani daha yumuşak bir toplum olduğunu ve daha liberal bir biçim kazandığını söyleyebiliriz. Ve yani Adam Smith'le Edinburgh arasında çok arkadaşlık, yakınlık ilişkisi var aynı zamanda. Ve Edinburgh bir anlamda aslında daha liberal diyebileceğimiz bir formatla şekillendirir İngiliz muhafazakarlığını. Ve İngiliz muhafazakarlığı sonraki dönemler içerisinde de çok ciddi kırılmalara uğramaz. Ta neredeyse bugüne kadar varlığını sürdürür. Yani en son önemli büyük belki de siyasetçisi Margaret Thatcher'ı sayabiliriz. Ondan sonra önemli bir miktarda, bir oranda ya da bir oranda diyebiliriz. Belki de üçüncü yol olarak isimleri unutmaya başladım. İngiltere başbakanlarından son dönem başbakanlar, son dönem dediğim bizim için son dönem. Belki de sizin doğduğunuz zamanlarda başbakandı. Üçüncü yol biçiminde tasvir edilen, yani liberalizmle sosyalizm arasında ya da refah toplumuyla belki de liberalizm arasındaki bir tonda oluşturmuş olan bir gelenek. Ama dediğim gibi daha liberal, daha özgürlükçü, bireyin varlığını kabul eden ve aynı zamanda İngiltere'deki, Fransa'daki gibi krallık özlemi içerisinde olmayan bir muhafazakarlık. Bir de Amerikan muhafazakarlığından bahsedilir. Biraz kuşkuyla bahsedilir. Çünkü Amerika'nın koruyacak bir geleneği yoktur. Yani yüzyıllarca atalarımızdan gelen şu kurumlar, şu gelenekler diyebileceği bir toplumsal formasyonu yoktur. Onun için de mevcut haliyle ve büyük ölçüde de İngiliz kültürünün oluşturmuş olduğu bir yapının içerisinde şekillenir. Ve kapitalizmin beşiği olması hasebiyle de kapitalizmi bir anlamda onaylayarak, olumlayarak varlık bulur. Bireyci bir muhafazakarlık, yani muhafazakarlık geleneğinin önemli bir kısmı ya da omurgası toplumcudur. Ama Amerikan muhafazakarlığı aynı zamanda bireycidir ya da daha liberal bir muhafazakarlık. Onun için muhafazakarlık mıdır değil midir tartışması her zaman için yürütülür. Ki bu muhafazakarla, Amerikan tipi muhafazakarla büyük ölçüde yeni muhafazakarlık tanımlaması da yakıştırılır. Ama yeni muhafazakarlık tanımlaması çoğunlukla 70-60'lar sonrasında Rusya ile girilen soğuk savaş diyelim, onun da belirlemiş olduğu neokon olarak tanımlanan bir gelenek ve yine kapitalist ama aynı zamanda Amerikancı, yani Amerikan ulusunu merkeze alan bir yapı diyebiliriz. İlerlemeci, piyasacı, yani kapitalist bir muhafazakarlık formasyonu. Kısaca Türkiye ile ilişkili bir çerçeve de çizelim. Türkiye muhafazakarlığı, Türkiye'deki muhafazakarlık ya da Türk muhafazakarlığı olarak tanımlayacağımız şey bu muhafazakarlık biçimlerinden oldukça farklılaşır ama kısmen benzeştiği ya da ortaklaştığı yönleri de var. Yani bizde, bizim yaşamış olduğumuz şey bir devrim olarak tanımlanmaz, inkılaplar olarak tanımlanır ve büyük ölçüde de inkılapların bir anlamda sertleşmesiyle ona karşı takınılan bir tavır olarak yani karşımıza çıkar. Yani temel öncüleri ya da düşünürleri olarak tanımlayabileceğimiz kişilerde Cumhuriyet, yani Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş, büyük ölçüde Kurtuluş Savaşı döneminde ya aktif olarak bulunmuş ya da desteklemiş, yayın yazılarıyla ya da fiili olarak yani desteklemiş olan kişiler
Ve bir anlamda inkılaplar ilk ortaya çıktıkları zamanlarda, özellikle Peyami Safa için bunu söyleyebiliriz, destekleyen, onu onaylayan, benimseyen ve dini bir motivasyonla yapıldığına ilişkin de bir kanaat oluşturan, kanaat bildiren düşünürler. Ama zamanla dini kurumların dönüştürülmeye çalışıldığı ya da lağvedilmeye başlandığı andan itibaren de bunun bir aşırılık olarak tanımlayan ve buna karşı çıkan düşünürler ya da muhafazakar yazarlar diyebiliriz. Bu muhafazakarlığın belki de diğer muhafazakarlıklarla ortaklaşabileceği temel şeylerden bir tanesi konjonktürdür. Yani Peyami Safa mesela burada örnek olarak gösterilirse 1938 yılında Türk İnkılabı'na Bakışlar diye burada yer alan Türk İnkılabı'na Bakışlar diye yayınlamış olduğu kitapta inkılapları destekler, benimsediğini ve birkaç yüzyıldır belki de Batı ile Doğu arasındaki çekişmeyi bir senteze bağladığını ve aslında çok ciddi bir atılım olduğu yönündeki düşüncelerini daha sonrasında, yani 1956 olması gerekiyor ya da 50'lerde sonraki baskısını yaptığında kitabının zaman içerisinde düşüncelerin bir kısmının değiştiğini ama aynı zamanda o metni yazdığı dönemde konuşamayacağı bir takım şeylerin olduğu ya da söyleyemeyeceği şeylerin olduğunu, onun için yazamadığını söyleyecektir. Yani bu konjüktür bunu şu anda söylemeyi, o zaman bunu söylemeyi gerektiriyordu. Ama şu anda konjüktür değişti. Dolayısıyla başka şeyler söylenebilir. Geçmişe dair de yorumlamalar getirilebilir. Yani Peyami Safa'nın hem Mademoiselle Noralia'nın koltuğunda hem yalnızlığında Fatih Harbiye'de sürekli Doğu ile Batı arasında gidip geldiğini ve bir anlamda aslında konumlandığı yer her ne kadar Doğu olursa da Batı'dan da vazgeçemediğini görürüz ve muhafazakarlığın bize ait olan bir formu olarak bir anlamda, yani sentezciliğe doğru sürekli bir eğilim içerisinde olduğunu söylememiz mümkün. Bir başka muhafazakar olarak tanımlanan ama estetik muhafazakar, yani muhafazakarlığın estetiği olarak tanımlanan Ahmet Hamdi Tanpınar özellikle Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde, yani topluma yukarıdan, dışarıdan bir tabula rasaymış gibi müdahale edilmemesi gerektiğine ilişkin bir kurguyla saatleri halkla bir anlamda özdeşleştirir ve onu ayarlayanları bu projeyi yönetenler olarak kurar ve dolayısıyla da toplumun yeniden kuruluşunu, toplumun kurgulanmasının yukarıdan bir elle gerçekleştiği takdirde, dışarıdan bir elle gerçekleştiği takdirde aslında hiçbir zaman düzen bulamayacağını söylemiş olur. Dolayısıyla da topluma olduğu gibi, yani topluma müdahale etmeksizin toplumun kendi içerisinde değişimini sağlayabileceğini öngörür. Yani biraz önce bahsetmiş olduğum halka ya da zincir örneğinde olduğu gibi ki şunu söyler, bize tarihten miras kalan hiçbir yapıyı kendi elimizle yıkmamalıyız. Onun tarihin içerisinde kendi rolünü oynamasını beklemeliyiz ya da görmeliyiz diyecektir mesela. Huzur romanı yine aynı şekilde kendisinin bu anlamda ahenk içerisinde, huzur içerisinde bir toplumun nasıl olabileceği ya da müdahale edildiği takdirde hiçbir zaman huzur bulunamayacağına ilişkin bir arka planla belki de kurulduğunu söylemek mümkün. Biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Din genel olarak muhafazakarlıkla birlikte düşünülen, birlikte geçen ya da bir arada sürekli kullanılan
yapılardan biri, kurumlardan biri. Ve bu birlikteliğin bir takım gerekçeleri var kuşkusuz. Çünkü dinin de korunacak sabiteleri vardır. Ve bu sabitelerini korumaya çalışırken takılmış olduğu tutumun muhafazakarca bir tutum olduğu düşünülür. Din de yine aynı şekilde kaosu, düzensizliği olumlamaz. Toplumun, yani bir cemaat olmanın, bir arada olmanın iyi bir şey olduğunu öğütler, söyler. Bunun için bir takım pratikler, sergiler. Ama şöyle bir şey vardır. Muhafazakarlık mevcudun korunması olduğu için din her zaman için muhafazakarlığın koruyacağı şeyler söylemez. Ya da muhafazakarlık her zaman için dini korumaz. Çünkü din her zaman muhafazakar, geçmişten getirilen şeyin, ataların getirdiği şeyin doğru olduğunu kabul etmez. Dolayısıyla da muhafazakarlıkla din bazı yerlerde birlikte yol alırken bir yerden sonra da yollarını ayırırlar. Bunu İslam için düşündüğümüz takdirde İslam mesela modern muhafazakarlık modernizm karşıtıdır, modern karşıtıdır, toplumcudur. Ama İslam modern veya gelenek ya da birey ve toplum arasında herhangi birini öncelemez, onların üzerine düşen şeyin ne olduğunu söyler. Ya da bir şeyin işte biraz önce söylediğimiz gibi tarihsel olması, geçmişten geliyor olması, atalardan öğrenilmiş olması onun doğru olduğu anlamına gelmez. Yani İslam açısından, din açısından diye söyleyebiliriz. Bunun için de muhafazakarlığı İslam'la birlikte kullandığımız takdirde İslam'ın belki kitabi olarak, yani ortodoks olarak bir, yani İslam'dan ziyade bunu İslam algılayışlarıyla birlikte kullanmak daha doğru olabilir. Yani İslam'ın farklı yorumları vardır. Yorumları olabilir ve muhafazakar yorumu da onu üreten insanların bu pozisyondan konuşmuş olmaları dolayısıyla mümkündür diye söyleyebiliriz. Ama bunun için mesela özellikle kendi toplumumuz açısından düşündüğümüzde ya da baktığımızda biraz önce Peyami Safa ile birlikte söylediğimiz Cumhuriyet'in kuruluşu, inkılaplarla birlikte düşündüğümüzde Müslümanların büyük ölçüde muhafazakarlığa yönlendirildiğine ya da bu laisizmin, katı laisizmin ya da işte Peyami Safa'nın aşırılıklar olarak tanımladığı inkılapların Müslümanları muhafazakar bir pozisyon edinmeye doğru ittiğini söylemek mümkün. Ki zaten işte en başta, yani yine Peyami Safa ile birlikte söylediğimiz, yani dini bir ton olduğuna ilişkin kanaati ilk dönemde İslam'ın da tıpkı Protestanlık gibi reformize edilmesi gerektiği ve bunun içinde işte kurumsal anlamda da, yani camilere masa konulması, org çalınması ve dolayısıyla da secde edilmeyeceği için de ayakkabıyla girilebileceği biçimde düşünülmüş, tasarlanmış. Bununla birlikte yine ezanın Türkçeleştirilmesi gibi pratiklerde dine bu anlamda bir müdahale olarak görülür. Muhafazakarlığın beslenme kaynaklarından bir tanesi de bu çizgi diye söyleyebiliriz. Ama böyle olması laisizmin ya da bu formasyonun dinle kurduğu ilişkiyi tamamen kestiği anlamına da gelmez. Mesela bir yönde laisizm şey olarak çalışırken, camileri dönüştüren, inancı dönüştüren ya da İslam'ın kurumsal yapısını dönüştüren bir formda yürürken, diğer taraftan kendi benimsemiş olduğu ya da kendisinin önemsediği şeyleri de dinle meşrulaştırma çabası içerisinde olmuş olur. Bu, yani bir anlamda işte verginin kutsallığı diyebileceğimiz bir şey ya da işte ordunun yine aynı şekilde. Son olarak belki ben öğrenciliğimi Konya'da yapmıştım. Lisans, yüksek lisans. Muhafazakar denildiğinde büyük ölçüde bir mazbut aileden bahsedildiğini, muhafazakar aile denildiğinde mazbut denildiğini hatırlıyorum ben. Yani
bir anlamda aslında aşırılıklara kaçmayan, toplumun ana omurgası içerisinde varlığını sürdüren bir aile yapısı tanımlanıyor. Yani toplum içerisinde çok sıkça kullanılan bir tabir olması dolayısıyla değinilebilir diye düşündüm. Sonuç olarak muhafazakarlığın toplumların çoğunda aslında değişimi imkansız kılmayan, evet bir ölçüde yavaşlatan ama aynı zamanda çok hızlı değişimi engellediği için ya da çok hızlı değişime taraf olmadığı için onun bir tampon görevi gördüğünü söylemek mümkün. Yani değişim gerçekleşecek, gerçekleşiyor zaten ama onun toplumun ahengini bozacak kadar hızlı gerçekleşmemesini sağlayacak bir pozisyon. Bu anlamda muhafazakarlığın modernlikle çatışarak ortaya çıktığını söylemiştik. Ama bu yönüyle de biraz önce söylediğimiz yönüyle de her bulmuş olduğumuz pozisyonu korumak, muhafaza etmek bir sonrakine karşı muhafaza etmek aynı zamanda bugün ortaya çıkmış olanın bir sonraki adımda kabul edilmesini, benimsenmesini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla aslında modernizmin her zaman, yani modernlik çıktıktan itibaren her zaman bir önceki adımını korumayı ve onu meşrulaştırmayı da beraberinde getiren bir şey. Tam da bu tezi yazdığım zamanlardı. Bir dergide bir metinle karşılaşmıştım. O zamanlar CD'ler çıkmıştı. CD yuvarlak, parlak, şu anda çok kullanılmadığı için belki şu an artık bilinmiyor olabilir. Bilmiyor değil mi CD'ler? CD'ler yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Ya ona ilişkin bir yazı vardı, metin vardı. Şöyle diyordu, hadi arkadaşlar şu parlak silindirleri fırlatalım, dışarı fırlatalım. Yani bizim mis gibi kasetlerimiz var elimizin altında. Onunla bir sürü pratik gerçekleştirebiliyoruz. Bandını sarabiliyoruz. Ters yüz edip tekrardan kullanabiliyoruz. Birçok iş yapabiliyoruz onunla. Oldukça hoş, biçimli. Dolayısıyla bu bizim neyimize yetmez. Yani CD'leri parçalayalım. Yani muhtemelen aynı düşünceyle bugün için ya da işte 10 sene sonrasında ya şu CD'leri koruyalım onları. Bu USB'ler de neyin nesi oluyor, flash bellekler de neyin nesi oluyor diye düşünüyor olabilir, yazıyor olabilir. Ben denk gelmedim ama bu bir mantalite. Yani teknolojinin ya da modernliğin gelmiş olduğu noktayı yeni gelene karşı savunma pozisyonu diye söyleyebilirim. En son şöyle bir şey söyleyeyim, çok okumayacağım. Metinleri karıştırırken ya da muhafazakarlığı düşünürken hangi kavramlar, hangi kelimeler daha çok itibar görüyor, daha çok ön plana çıkıyor, daha çok kullanılıyor ve hangileri ise daha negatif yüklerle tanımlanıyor, kullanılıyor. Ona ilişkin şöyle kısa lügatçeler diyelim, sözlükler diyelim, aklıma gelenleri not ettim. Onu da paylaşmak istedim. Bununla bitirmiş olayım. Buyurun, meydan sizin. Çok teşekkürler hocam sunumunuz için. Yani gerçekten güzel bir kavrayış sağlıyor bana kalırsa. Çokça istifade ettim tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi izninizle soru cevap kısmına geçiyoruz öyleyse. Sizi zorlayacağımız kısma geçiyoruz. Çok memnuniyetle. Tabii ki hocam. Ben öncelikle birkaç soru sormak istiyorum. Ardından dediğim gibi chatten bana sorularınız varsa iletebilirsiniz. Onları da ben hocamıza paylaşırım. Hocam benim sormak istediğim açıkçası sizin tezinizle çalışmanızda denk gelmiştim bana. Ve Giddens'ten bir tanım kullanıyordunuz. Yani moderniteden bahsediyordunuz orada. Yani modernite, sesim bu arada net geliyor değil mi hocam? Bir sıkıntı yok böyle diye tahmin ediyorum. Bir küçük kesinti oldu. Nasıl düzeltebilirim ona dair hiçbir fikrim yok ama sesi yükseltmeyi denesem. Şu anda iyi. Buyurun. Tamam. Tamamdır hocam. Orada şeyden bahsediyordunuz. Hani modernitenin karşısında hiçbir şeyin direnemediğinden aslında. Dolayısıyla
ona bir tepki olarak çıkan, ona bir tepki olarak doğan muhafazakarlığın da aslında modern bir kavram olduğundan bahsediyordunuz. Ve moderniteyi de bir noktada pekiştirdiğini ve onu sağlamlaştırdığını ifade ediyordunuz. Bunu biraz daha açmanız mümkün müdür? Yani muhafazakarlık modernliği nasıl pekiştirir? Ona nasıl refakat eder? Bunu sormak istedim ben açıkçası. Yani aslında muhafazakarlık bugün cereyanlar, ideolojiler konuşulurken, tartışılırken ilk modern ideoloji olarak tanımlanır. İlk modern ideoloji ama aynı zamanda modernizme karşı bir ideoloji. Biraz önce tam bitirirken söylediğim yerden belki devam etmek mümkün olabilir. Modernizm ya da modernite dediğimiz şey daha çok anı kutsayan ya da anı mutlaklaştıran olumlu anlamda ya da olumluluk yükleyen diyelim, ana olumluluk yükleyen bir formasyon ve bu an ancak nasıl diyebiliriz muhafazakarlıkla ilişkisinde, yani muhafazakarlık ne kadar bu günü korumaya dönük bir şey ise aslında modernite de bu günü kurmaya dönük bir şey. Yani biri bu günü kurmaya dönük bir pratik iken diğeri bugünü korumaya dönük bir pratik. Ama bugün dediğimiz şeyde modernite her an için, yani yarını bir anlamda kuracağı ve olumlayacağı bir şey iken muhafazakarlık bugünü, yani henüz içerisinde bulmuş olduğumuz günü korumayı bir anlamda şiar edinen bir formasyon. Dolayısıyla da yani modernite bu yenilenmeyi her sağladığında bir önceki adımı muhafazakarlığın kapsama alanına girmiş oluyor. Yani muhafazakarlığın elindeki koruyacağı şey, bunu bütün muhafazakar geleneklerinden soyutlayarak söylemiş oluyoruz tabii. Koruyacağı şey şu anda elinde mevcut olan şey her neyse. Şu anda elinde mevcut olan şey ise modernite aslında. Yani bugün için modernitenin getirmiş olduğu siyasal kurumlardan bir tanesi demokrasi. Demokrasi, İngiltere'de, Amerika'da muhafazakarlık konuşulurken demokrasinin içerisinden konuşulur. Türkiye'de bir parti kendisini demokrat, muhafazakar olarak, muhafazakar demokrat olarak tanımlarken demokrasiyi bir bileşke olarak kurar. Oysa İlk muhafazakarlar demokrasiyi lanetlemişlerdi. Yani insanın aklına, insan hiç kendine yetebilen bir varlık mı ki? Bu tecrübeye sahip bir varlık mı ki? Yani soyut bir varlık olarak, bireysel bir varlık olarak bu yönetme tecrübesine, yasa koyma tecrübesine sahip değildir. Dolayısıyla yüzyılların ya da yılların getirmiş olduğu birikimin sonucunda ortaya çıkan bir nevi doğal diyebileceğimiz yasalarla yönetilmelidir. Hanedanlıkların tecrübeleriyle, yani en iyilerin yetiştirmiş olduğu en iyilerin tecrübesiyle yönetilmelidir. Ama modernist, yani bugünkü muhafazakarlık formasyonlarının hiçbiri demokrasi dışlamaz. Demokrasinin varlığını verili olarak kabul ederek konuşulur. Onun için de yani sürekli ona refakat eden yani bir adım önceki moderniteyi tahkim eden bir pratik olarak sürekli kendisini vakalar. Bilmiyorum cevap oldu mu? Kesinlikle hocam, çok güzel bir cevap oldu gerçekten soruma. Yani bu bakımdan modernitenin bize tanıttığı şeyleri aslında sonrasında muhafaza ediyor. Muhafazakarlık dediğimiz şey. Ya dolayısıyla modernitenin bize tanıttığı her türlü değeri de iyice sağlamlaştırıyor aslında. Teşekkür ederim cevabınız için hocam. Buradan ilişkili bir noktaya geçmek istiyordum esasında. Hani bahsettik ya, mesela muhafazakarlık doğuşu gereği, hani ilk doğduğu an bir tepki olarak doğuyor. Yani tepkisel bir hareket esasında. Yani aydınlanmaya ve moderniteyi arasalakla karşı çıkan bir görüş olarak ortaya çıkıyor belki. Burada benim sormak istediğim şey aslında
grubumuz arasında tartışırken böyle bir noktaya ulaşmıştık ve güzel bir soru olarak kaldı bizim zihnimizde. Orada bizim sormak istediğimiz şey aslında hani muhafazakarlık ontolojik olarak tepkisel midir? Yani doğası gereği ya zorunlu olarak tepkisel mi olmak zorundadır? Yani mesela etki tepki dinamiği üzerinden düşünürsek etkinin olmadığı bir yerde tepki var olabilir mi? Orada muhafazakarlıktan bahsedebilir miyiz? Eğer küçük bir kesinti yaşadım ben, eğer yanlış anladıysam düzeltin lütfen. Muhafazakarlık her zaman için tepki olmak zorunda mıdır? Kuşkusuz değil, ama tepki olmayı ya da tepki olmadığında mevcudun korunmasından ziyade elindeki değerler her neyse onların korunmasından ziyade yeni değerlerin inşası, yeni kurumların inşası, toplumu biçimlendirme projelerine eğer sahip ise o zaman onu muhafazakar olarak tanımlamamızın bir anlamı kalmamış oluyor. Yani muhafazakarlığı tanımlayan şeylerin en yani şeylerden belki de en önemlisi bir anlamda aslında elindeki değere saldırılması. Dolayısıyla elindeki değere saldırı gerçekleştiğinde kişi koruma pozisyonuna geçmiş oluyor ya da toplum koruma pozisyonuna geçmiş oluyor. Yani bu pozisyon onu muhafazakar kılan bir şey. Eğer zaten böyle bir pozisyonu doğuracak bir gelişme söz konusu değilse o zaman muhafazakar bir pozisyon da yok demektir. Yani onun için muhafazakarlığın bu tepkiselliğinin neredeyse her zaman için en belirleyici niteliklerden birinin olduğunu söylemek mümkün. Pekala hocam, çok teşekkür ederim. Buradan ben bir iki sorumu daha, yani aslında dediğim gibi birlikte kafa yürüterek ulaştığımız birkaç soruyu daha iletmek, sonrasında da katılımcıların sorularına geçmek istiyorum. Bunların arasında bir tanesi aslında şöyle düşünmüş ki, mesela siyasi muhafazakarlık olarak bir ayrım yapılıyor. Peki bu noktada entelektüel muhafazakarlık diye bir, Pardon. efendim hocam, ses mi kesildiğini? Yani siyasi muhafazakarlık kısmını duydum en son. Tamam. Oradan alıyorum öyleyse. Siyasi muhafazakarlık diye bir ayrım yapılıyor. Biz de şunu düşündük esasında. Yani eğer bu şekilde kategorize edebiliyorsak eğer. Entelektüel muhafazakarlık diye bir kavramsallaştırmanın meşruiyeti var mıdır esasında? Yani siz estetik muhafazakarlıktan bahsetmiştiniz ve bunu mesela Tanrıların tutumunu nitelendirmek için kullanmıştınız. Yine benzer bir şekilde entelektüel muhafazakarlık biçimi olabilir mi? Böyle bir konumlanış olabilir mi? Öyleyse bunun düşünsel nesnesi ne olur diye sormak istiyorduk. Yani aslında bizim konuştuğumuz muhafazakarlıklar, yani Peyami Safa'nın olsun, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun olsun, Mustafa Şekip Tunç'un olsun, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Nurettin Topçu'nun veya daha sonraları bir ölçüde bir miktar Cemil Meriçlerle sürdürülen şey olsun, bu aktörlerin önemli bir kısmı zaten entelektüel muhafazakarlıklar. Ya da onların temsil ettiği şeyler entelektüel muhafazakarlıklar. Yani burada halk arasına karışıp her birinin bu konularla ilgili ne düşündüğünü ortaya koyan, anketler yapan, kamuoyu araştırmaları yapan, mülakatlar yapan ve bunun sonucunda bir muhafazakarlık formasyonundan söz etmiyoruz. Yani söz ettiğimiz şeyler bir Osmanlı entelektüelinin Cumhuriyet'le birlikte zihinsel dönüşümle işaret eden bir şeyden bahsediyoruz. Yani biraz önce adını zikrettiğimiz düşünürlerin önemli bir kısmı bu kategoride yer alan düşünürler ve bir anlamda aslında kendi pozisyonlarını orada serimliyorlar. Dile getiriyorlar, açıklıyorlar. Ve halkın bu konuyla ilgili nerede durduğuna ilişkin herhangi bir şey söylemiyorlar. Yani zihinsel çıkarımlarıyla kendilerinin yine halk için neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu düşünmeleriyle ortaya koydukları düşünceler. Dolayısıyla aslında bu anlamda muhafazakarlıktan söz ettiğimizde aynı şey belki Bonald için, Maestre için, Burke için de geçerli. Entelektüel muhafazakarlıktan bahsediyoruz. Yani muhafazakar düşünceden söz ettiğimizde bu halkların
pozisyondan ziyade entelektüellerin pozisyonu olmuş olur. Yani onun için kavramsallaştırmayı kullanmak mümkün. Ama o zaman muhafazakar düşünceyi başa dönüp yeniden değerlendirmekte fayda olacak. Pekala hocam. Çok teşekkürler. Son olarak son sorumu ben iletiyorum. Şey olacak bir de. Hani genellikle yani literatürde sıklıkla benim karşılaştığım en azından modernizm doğal olarak tabii ve zorunlu olarak modernizm üzerinden anlaşılıyor ve bununla birlikte kavranıyor. Şey merak ediyordum ben esasında. Postmodernizmin muhafazakarlıkla ilişkisi nedir? Yani ikisinin de biz bir noktada tamam çok farklı bağlamlarda belki gerçekleşiyor. Bu çok farklı tarihsel arka planlarla bunu gerçekleştiriyorlar. Ama hem muhafazakarlığın hem postmodernizmin bir noktada moderniteye karşı olduğunu ifade edebiliriz. Eğer böyle ortak bir temelden doğuyorlarsa aralarında belli bir ilişki var mıdır? Yani ya da bu ilişki nasıl biçimlenir? Bunu sormak istiyorum. Yani postmodernistlerin bazıları zaten muhafazakar olarak tanımlanır. Yani modernistler tarafından muhafazakar olarak tanımlanırlar. Çünkü muhafazakarların kullanmış oldukları argümanların önemli bir kısmını kullanırlar. Yani postmodernizm bir aydınlanma karşıtlığıdır, aydınlanma eleştirisidir. Ki muhafazakarlık da zaten buradan doğan bir şeydir. Ancak postmodernistlerle muhafazakarları ayrıştıran bir takım şeyler de var. Yani biraz önce muhafazakarların korunmaya değer, muhafaza etmeye değer bir takım değerlerinin olduğunu söylemiştik. Yani sarındıkları, yani kendilerini korumasını hem koruyup ama aynı zamanda onun da kendisini korumasını arzu ettikleri ya da beklenti içerisinde oldukları değerleri vardır. Değişmezleri, sabiteleri vardır. Postmodernizm bu anlamda bize herhangi bir sabite sunmaz. Sunmuyor. Yani epistemolojik anlamda herhangi bir sabite sunmuyor. Çünkü birey kadar yani relativizme varan bir epistemoloji sunuyor bize. Birey kadar hakikat vardır diye söyleyecektir bize. Kurumsal anlamda sunmaz. Yani siyaset anlamında sunmaz. Yani dolayısıyla postmodernistlerin muhafazakar olduğunu bu anlamda söylediğimizde her iki tarafla haksızlık etmiş oluruz gibi geliyor. Peki hocam, hani sizin söyledikleriniz üzerinden mesela postmodernizm öyleyse kendini daha ziyade evrenselci olarak konumlandırıyor. Peki bunun üzerinden yaklaşsak yani şey iddia edilebilir mi belki? Hani ironik bir tabir olacak belki ama postmodernizmin bir noktada evrenselci bir muhafazakarlık biçimi olduğu iddia edilebilir mi? Yani özellikle metinsel olarak yani edebiyat çalışmalarına, postmodernist çalışmalara baktığımızda orada gördüğümüz daha ziyade şu oluyor. Çok farklı mitolojilerden ya mesela Latin Amerikalı bir yazar Borges, Hint'ten, Batı Avrupa'dan çok çeşitli efsanelerden yararlanıyor. Yani genel olarak bir insanlık mirasını metinsel olana taşımak, metinsel alana taşımak gibi bir nokta üzerinden belki evrenselci ama yine de bir takım bir insanlık mirasını bir bütün olarak muhafaza etmeye çalıştığı söylenebilir mi? Hani bu şekilde devam edersek söyleyeyim. Yani bu anlamda postmodernizmin evrenselci olduğunu çok fazla kabul edemeyeceğim gibi. Çünkü postmodernizm bir anlamda aslında çoğulluğu, yani çoklu gerçekliği, hakikati öngörür. Bu çoklu hakikat da çoğunlukla tarihseldir. Yani hem dikey anlamında tarihsel dönemlerin hakikatleri vardır, hem de yatay anlamda yani coğrafyaların, toplumların hakikatleri vardır. Onun için de yani her toplumun kendi tarihi, kendi gerçekliği vardır. Çoklu tarihler dediğimiz şey, çoklu gerçekler dediğimiz şey, çoklu kültürler ya da çok kültürlük dediğimiz şey bir anlamda aslında postmodernizmle birlikte konuşulan şeyler. Bu açıdan postmodernizmin bir evrenselleştirici boyutunun olduğunu ya da idanın olduğunu söylemek çok mümkün gibi gelmiyor bana. Ama şöyle bir şey söylersek belki mümkün. Yani postmodernizmin tartışıldığı ya da tartışılma alanı, arenası diyelim, küresel bir arena. Yani dolayısıyla bu tartışmanın ulaştığı kimse bu ağa dahil olmuş sayılır. Dolayısıyla da bu ağ dünya ölçeğinde olduğu için evrenselleşmiş diye söyleyebiliriz. Yani evrensel bir idealden ziyade
evrenselleşmiş bir tartışmadan ya da farkındalıktan söz etmek daha mümkün gibi görünüyor. Diğer kısmını belki kaçırmış olabilirim bunu konuşurken. Bu şekildeydi hocam. Yani en azından benim sormak istediklerim bu şekilde. Cevabımı aldım ben. Çok teşekkür ederim gerçekten. Şimdi genel sorulara geçmek istiyordum. Şöyle bir soru gelmiş hocam. Aynen okuyorum. Tantner'ın dediği gibi değişirken devam etmek, devam ederek değişmek mümkünse, yani modern muhafazakarlık bir imkansa, İslamcılığın sonu gelmiş mi demektir diye bir soru gelmiş hocam. İslamcılığın mı sonu gelmiştir? Ne evet. Tam olarak bunu? İslamcılığın sonu gelmiş mi demektir diye hocam. Yani ikisini bir arada kurmaya çalışıyorum zihnimde. Yani muhafazakar, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın söylediği şey zaten muhafazakarlığın mottolarından biri ya da en azından ana güzergahında bulunan tartışma alanlarından biri. Yani değişerek zaten insanlar varlığını sürdürürler. Sözü bir daha tekrarlamam mümkün mü? Oradan kurayım. Tabii ki hocam. İsterseniz soruyu da yenileyim. Daha doğrusu yenileyim. Tanpınar'ın dediği gibi değişirken devam etmek, devam ederek değişmek mümkünse, yani modern muhafazakarlık bir imkansa diye devam ediyor soru. İslamcılığın sonu gelmiş mi sayılır? Yani eğer modern muhafazakarlık mümkünse artık İslamcılıktan bahsetmenin herhangi bir anlamı var mıdır? Yani İslamcı paradigma, İslamcı epistemoloji bu noktada herhangi bir çözüm önerebilir mi diye genişletebiliriz herhalde. Ya muhafazakarlık bir, bu anlamda bir ideal halini almış oluyor. Yani değişirken devam etmek, devam ederken değişmek bir ideali yansıtıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da idealini, muhafazakarların da idealini yansıtıyor. Ama bu şekilde cereyan ediyor mu kısmına, yani gerçeklik aslında muhafazakarlığın tam da ilgilenmiş olduğu alan olan somutluk ne söylüyor diye bakmak gerekiyor. Değişerek devam etmek bir ölçüde evet, yani bizim içerisinde yer alabileceğimiz, bunun olması için çaba harcayabileceğimiz bir şey, ama bir tarafına maruz kaldığımız bir şey. Yani kendi idealimizi gerçekleştirmenin imkanlarını her zaman için bulamayabiliriz. Bulamadığımız durumlarda, maruz kaldığımız durumlarda neyle karşılaşacağız? Ya da hangi pozisyonları edinmiş olacağız? Yani bir anlamda aslında nereye gidiyoruz sorusuna cevap üretildiği ya da sorusunun gündeme geldiği yerde bu pozisyonlar harekete geçmiş olurlar. Yani İslamcılık bu pozisyonlardan biri. Yani İslamcılık olarak tanımladığımız bir cereyan, bir akım olarak, yani Osmanlı'nın son dönemlerinde ortaya çıkan ve bir anlamda aslında önemli ölçüde dönüşerek bugüne kadar gelen bir cereyan olarak kendi iddialarına sahip. Yani biraz önce muhafazakarlıkla karşılaştırdık bir anlamda aslında belki de İslamcılığı. Çünkü her ikisinin kaygıları farklılaşıyor bir yerden sonra. Yani devamlılık dediğimiz şey mesela kimin lehine devam ediyor? Ya da ne olarak devam ediyor? Kim tarafından bu devamlılık benimseniyor ya da sürdürülüyor? Ne olarak sürdürülüyor? Soruların cevapları her ikisi için de farklılık arz edecektir. Yani mevcudun şu anda var olduğu haliyle devam etmesi İslamcılık için mesela niye bir son getirmiş olsun? Yani İslamcılık bu mevcudun kendisinden mesela memnun mudur? Bunun bu şekilde gitmesini arzu eder mi? Gitmesi için çaba harcar mı? Ya da böyle bir kaygısı yok mudur? Yani bunun bugünün olduğu haliyle devam etmesinin İslamcılık için herhangi bir problem teşkil etmediğini mi düşünmüş oluruz? Dolayısıyla yani her siyasal ya da toplumsal pozisyon karşılaşılan durumda kendisinin yeniden öğretme kapasitesine de sahip olmuş oluyor. Onun için herhalde iflasından ya da ihtiyaç kalmayışından söz etmek çok da mümkün görünmüyor gibi. Pekala hocam, çok teşekkürler. Diğer bir soru şu şekilde gelmiş, çok da hoşuma gitti gerçekten. Bu Deleuze'den hocam, yani post yapısalcılardan geliyor bu sefer soru.
Deleuze'un ortaya attığı hocam rizom kavramından, rizom kavramına dahil etmiş soruya katılımcımız. Şey diye bahsediyor, yani rizom diye bir kavramın öne atıldığı, yani rizomun aslında gerçekleştiği ve her türlü hiyerarşinin yıkıldığı bir toplumda ya da bir düşünce düzeminde, diyelim düşünsel düzlemde artık bir muhafazakarlık sürdürülebilir mi? Ya da mesela bu rizom kavramı bir muhafazakar için ne ifade etmektedir? Onun düşünce dünyasını, paradigmasını nasıl sarsar? Yani rizom dediğimiz şey Türkçe'ye kök sap olarak çevrilen ağacın köklerinin yer altında birbiriyle bağlantılandırıldığı ya da dağın biçimine işaret eden bir şey. Yani ağacın yukarı kısmı hiyerarşik yapısı değil, aşağıdaki karmaşık yapısını bize ifade eden bir şey. Ve bugünkü toplumların, yani dijital toplumların aslında rizomatik mantığa göre çalıştığına dair de tespitler var, görüşler var. Bir anlamda Deleuze de bu perspektifi bize sunuyor. Bugün mesela karşıya kaldığımız pandemi belki de bu rizomatik yapının aslında çalışma biçimine ilişkin çok iyi bir örnekti belki de. Bu bir yönüyle, yani küreselleşmenin bir teknolojinin, iletişim teknolojisinin, özellikle ulaşım teknolojisinin sağlamış olduğu bir imkan bu ağ, rizomatik ağ. Ama aynı zamanda birdenbire mesela pandeminin yaygınlaşmasıyla bütün ülkeler kapattılar, sınırlarını kapattılar. Yani bu ağlardan birini kestiler. Ve bazı toplumlar, yani dünyanın neredeyse belki yarıya yakını bu rizomatik ağın dışında yer alıyor. Yani bu ulaşım ve iletişim ağının dışında yer alıyor. Bazıları bizim için, yani biz hakkında her gün belki konuşuyorken onun bizim kendisi hakkında konuştuğumuzdan haberdar değil. Yani bir Çinli dışarıdan gelen bilgiye bizim kadar açık değil. Dolayısıyla yani dünyanın neredeyse önemli bir kısmını teşkil eden bir nüfus dünyanın geri kalanından haberdar değil. Kendi içerisinde oluşturmuş olduğu barajlarla. Yani bir anlamda aslında bir rizomatik ağ dünyayı birbirine bağlıyor. Yani biçimsiz bir biçimde, formsuz bir biçimde birbirine bağlıyor. Hiyerarşik olmayan bir formda bağlıyor. Ama diğer taraftan da onu sürekli kavileştiren, katılaştıran ya da bir anlamda yerinde tutmaya çalışan şeyler de var. Sistematik yapılar da var. Yani bir olağanüstü hal ilan ediliyor. Hepimiz kendi evlerimizde donup kalabiliyoruz. Anında kalabiliyoruz. Dolayısıyla aslında her ikisini birbiriyle birlikte okumak gerekiyor gibi. Yani bir taraftan bir sürekli dağılmadan söz edebiliriz ama diğer taraftan da bir, yani var olabilmenin koşullarını sürdürebilmek için sürekli bir araya toplanmak ya da o ağları belli yerlerde sabit tutmak gibi bir işleyişe sahibiz. Dolayısıyla muhafazakarlığın, yani böyle bir toplum içerisinde, böyle bir dünya içerisinde yerinin kalmadığını söylemek çok da şey gelmiyor. Yani makul gelmiyor. Tam da aslında belki de bu süreç içerisinde önemli ölçüde muhafazakar figürlere başvuruldu. Yani yapılan test, yapılan anketler, yapılan çalışmalar aile bağlarının mesela önemli ölçüde güçlendiğini, bazılarında tabii ki ailelerin patladığını ama aile bağlarının güçlendiğini, hani meşhur şu çocuk, yani çocuğu ilk kez görüyor, nasıl büyüdüğünü görüyor. Çünkü o ana kadar çocukla aynı dünyada yaşadığının farkında değil, karikatürlerle. Ya da eşler arasında, büyük aileler arasında, büyük aile, bahçeli ev, yani ailenin birlikte yaşayabileceği ev biçiminin mesela önemsenmeye başlanmasıyla, yani inançlarda, insanların dini inançlarına daha çok eğilim göstermeleriyle kendini güvende hissetmenin, bir sona doğru gitmenin verdiği tedirginliği hafifletecek nedenlere sarılmanın doğurduğu bir ortamda, koşullarda insanlar aslında muhafazakarlığın tam da önemsediği bazı değerleri daha çok kullanmaya ya da o değerlere daha çok yaklaşmaya da başlayabiliyorlar. Yani onun için
bu yapının muhafazakarlığı ortadan kaldırabileceği ya da gereksiz kalabileceğine ilişkin bir kanaatim yok. Tamamdır hocam, çok teşekkürler. Diğer bir soruya öylese geçiyoruz. Yani, şu şekilde yine aynı şekilde okumak istiyorum. Muhafazakarlık kanın pıhtılaşması olarak görülüyor diye tahmin ediyor. Yani mesela şu şekilde hocam, yani bir toplumun gençlerinin aslında muhafazakarlaşması o toplum içinde aslında bir durağanlık evresine gireceğinin işaretidir. Buna katılıyor musunuz diye bir soru gelmiş hocam. Hatta şu şekilde yine devam edeyim. Genç fıtratı itibariyle devrimcidir. Muhafazakarlaşamaz. Muhafazakarlık devrimcinin ölümüdür denilir. Gençliği muhafazakarlaşan toplumlar dinamizmini kaybeder ve zamanla çürürler gibi bir takım fikirler var diye belirtmiş hocam. Siz bu noktada ne düşünüyorsunuz? Bernard Shaw'un bir ifadesi gibi, ifadesinin açılımı gibi geldi bana. 20 yaşında devrimci, 40 yaşında muhafazakar olmayanın aklına şaşarım diye söyler. 20 yaşında kan deli gibi akar, değişime açık, her yere koşturabilir, macera peşinde koşabilir. Çünkü bir anlamda aslında sorumlu olduğu tek varlık kendisidir. Kendisi hakkında kendi kararını verebileceğini düşünür. Ancak yaşı ilerlediğinde, 40 yaşına geldiğinde bir ortalamadan söz ettiğimizde, toplumsal anlamda bir ortalamada aşağı yukarı evlenmiş, belki de 2-3 çocuk sahibi olmuş, belki bir ev sahibi olmuş, bir araba sahibi olmuş, bir aile, geniş anlamda bir aile sahibi, çevre sahibi, yani bütün bunları uzatabiliriz, yani arttırabiliriz. Yani sahip olduğu şeyler artmış oluyor bireyin. Ve bireyin sahip olduğu şeylerin artmasıyla onu koruma güdüsü daha çok ön plana çıkmaya başlayabiliyor. Yani sadece kendi varlığından kendisini sorumlu hissettiğinde çok kolaylıkla canını feda edebilecekken, devrimci bir atılım içerisine girebilecekken, sorumluluğunun arttığını düşündüğü bir dünyada, koşullarda sadece kendisini değil, bu ilişkileri sürdürmüş olduğu her kim varsa hepsiyle, hepsinin sorumluluğunu alarak bir anlamda hareket etmek durumunda hisseder kendini. Onun için de elindekileri korumanın reflekslerini göstermeye başlayabilir. Yani bir anlamda aslında insanlar kendi hayat süreçleri içerisinde bu devinimi yaşarlar. Yani daha cevelan, daha devrimci olabilecekleri dönemleri ve muhafazakarlaşacakları dönemleri olmuş olur. Ki zaten devrimlerin kendileri de bir zamanlar işte devrim iken, işte Rusya'da gerçekleşen, İran'da gerçekleşen ya da başka yerler sayabiliriz. Devrimler iken sonrasında o devrimi korumanın kendisi bir muhafazakarlığa dönüşebiliyor. Engellemeye, gelişmeyi engellemeye dönüşebiliyor. Dolayısıyla da korumaya sahip şeylerinizin varlığı sizin muhafazakar bir pozisyona itilmenize neden olabiliyor. Bu anlamda şey olarak da, yani kullanılan metaforu da gözden geçirmekte fayda olabilir. Kanın pıhtılaşması olarak tanımlamaktan belki, ya da bununla birlikte, bunun yanı sıra alternatif olarak şöyle de görmek mümkün olabilir. Bir kanamanın tampon uygulanarak durdurulması biçimde de tanımlanabilir. Ki muhafazakarlığın ilk doğuş anı bir anlamda aslında kendisini böyle kurar. Yani değişimi durdurmanın değil, değişim denilen şeyin ortaya çıkarmış olduğu kargaşanın üretmiş olduğu bir refleks. Yani değişimin kendisine karşı bir refleks değil. Dolayısıyla aslında burada belki küçük bir düzeltme yapmakta, haklarını iade etmekte fayda olabilir muhafazakarların. Mutlak anlamda bir değişime karşı değiller ya da ona karşı değişimi durdurmak gibi bir pratiğe sahip değiller. Tam da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın söylediği gibi, değişimi mümkün kıldığınız takdirde bu süreklilik mümkün olabilir. Onun için de yani değişimi durdurmak, yani kanın pıhtılaşması dediğimiz şey bir anlamda muhafazakarlık düşüncesiyle çok örtüşen bir metafor olmuş olmaz.
Pekala hocam. Buradan bir soruyu daha geçmek. Kaç soru limitimiz kaldı bu hocam? Ona göre ilerleyelim bu arada. Ben sizi tabiyim. Ben misafirim, kovulmadığım takdirde gitmem herhalde. Hocam bizim kovmamız mümkün değil yani böyle gecelere kadar konuşmak çok olası gerçekten şu Eyvallah. durum. Sizin belirlemiş olduğunuz çerçeveye uyarım ben. Tamamdır öyleyse hocam. Birkaç soru daha alalım ve onun ardından sonlandıralım öyleyse programı. Şu şekilde bir soru gelmiş. Sosyal toplum içinde sağlıklı iletişimi sağlayan kurumların ve mekanların kutsallıklarını kaybedilmesi Avrupa için nasıl sonuçlara yol açmıştır diye. Ya da böyle bir şeyden ilk etapta bahsedebilir miyiz? Yani mesela aydınlanmayla, moderniteyle birlikte mekanlar kutsallıklarını kaybetmişler midir? Ya da sonra da ifade edildiği üzere geçmişte sosyal yapıyı koruyan ve iletişimi sağlayan kurumlar daha doğrusu yıkılmışlar mıdır? Eğer böyle olmuşsa yani buna vereceğimiz cevap olumluysa bu Avrupa'nın psikolojisini aslında bir noktada yani daha sosyal psikoloji anlamında alırsak nasıl etkilemiştir? Yani bir genel olarak belki Avrupa fikrini, Avrupa tinini nasıl değiştirmiştir? Yani belki şöyle kurmakta fayda olabilir. Yapılar kutsal olarak tanımlanan mekanların fiziksel bir yıkımından söz etmiyoruz. Yani kaç asırdır duran, ta İspanya'nın Endülüs döneminden kalan mabetler var. Belki çeşitli zamanlarda restorasyon geçirmiş olabilirler ama ayaktalar. İtalya'da, Fransa'da da, Almanya'da da, İspanya'da da ya da işte İngiltere'de de, yani Avrupa dediğimizde zihnimizde beliren temel figürler hangileriyse artık oradaki mekanların önemli bir kısmı ya da önemli görünenler, önem atfedilenler bugün de ayaktalar. Dolayısıyla yıkılan şey fiziksel anlamın mekanlar değil, kutsal mekanlar değil. İnsanların bakışlarındaki bir yıkımdan söz edebiliriz. Yani bunun aydınlanmanın doğurmuş olduğu işte bireysellik ya da insanın kendisine yeterliği yani ya da insanın üzerinde herhangi bir otoritenin olmayışı ya da mevcut otoritenin ortadan kaldırılması diyebileceğimiz şey. Ya yani bir anlamda aslında postmodernlere yöneltilen bir yargıyı burada söylemekte fayda olabilir. Postmodernler için şöyle söylenir. Onlar bebek suyuyla birlikte, bebeği yıkadıkları suyla birlikte bebeği de atmışlardır diye. Yani suyla birlikte bebeği de atmışlardır. Bir anlamda aslında kendisinin üzerinde otorite olarak görmüş oldukları mabetler, kilise kurum olarak yani kilisenin otoritenin, kutsal otoritenin kendisinden kurtulurken, ondan özgürleşirken onun arkasındaki değeri de bir anlamda yok etmiş oldular. Yani onun arkasındaki değer Tanrı olarak tanımlanabilecek bir şey, bir değerden bahsedebiliriz. Dolayısıyla akıl onun yerine konulduğunda, soyut, bireysel her birimizin aklı onun yerine konulduğunda akıl kendisinin ne olduğuna ya da işte ona sahip olanın ne olduğuna karar vermek durumunda kalmış olur. İşte Nietzsche'nin söylemiş olduğu şey o olacak. Yani Tanrı öldü. Ne anlama geliyor bu? Yani istediğimizi yapmakta özgürüz. Çünkü üzerimizde herhangi bir otorite yok. İstediğimizi yapmakta özgürüzün karşılığı her zaman için iyi şeyler yapabileceğimiz anlamına gelmiş olmuyor. Yani bir anlamda aslında ne yapabileceğimize dair aklımıza bir şeyin gelmemesini de getirebiliyor. Dolayısıyla kendisine yöneldiğinde bu akıl kendi ahlakını, kendi varoluşunu kendisi kurmak durumunda. Ve böyle bir varoluşu kendisi kurmak durumunda olduğunda ihtiyaç duyacağı herhangi bir kurum yok ortada. Yani kiliseyle, ilişkiyle bu varoluşunu kurgulayacak bir imkana sahip değil. Bu düşünsel hareket ya da düşünsel gelişme içerisinde diyebiliriz. Onun için de kurumların fiziksel varlığının ortadan kalkmasından ziyade kurumların bir anlamda temsil etmiş olduğu değerin ortadan kalkmasından söz edebiliriz. Yani Tanrı'yı kaybetmiş olmak bugünkü pozisyonunu doğuran şey olmuş oluyor. Çok teşekkürler hocam.
Son bir iki soruyu daha iletmek sonrasında devam etmek sonrasında son vermek istiyoruz esasında. Şu soruyu sormak istiyorum. Yani şöyle bir soru gelmiş. Muhafazakar konumlanıştan genel itibariyle bahsediyor. Yani aslında soruyu biraz daha basitleştirerek şöyle diyebiliriz belki. Yani insanlar niçin muhafazakar olurlar? Yani muhafazakar konumlanışının arkasındaki sebep nedir esasında? Sizin çalışmanızdaki bir cümleyi aslında hatırıma getirdi hocam bu soru. Orada şeyden bahsediyordunuz. Bu Edmund Burke'ün aslında aldığı muhafazakar tavrın onun sosyal statüsüyle ya da geldiği aileyle doğrudan alakalı olduğundan bahsediyordunuz. Yani böyle bir teorinin varlığından daha ziyade. Ben de o noktayı biraz daha çekerek soruyu genişletmek istiyorum. Hani insanların muhafazakar... Hocam şu an ses geliyor mu Geliyor, acaba? duyuyorum ben, iyi duyuyorum. Kulaklığım beni yarı yolda bıraktı ondan sebep. Bu soruyu biraz daha genişletmek istiyorum demiştim. Ya bu noktada mesela insanların muhafazakar bir tutum sergilemeye iten şey aslında bulundukları konumlar ya da sahip oldukları çıkarlar mıdır? Ya da atalarından devraldıkları bir sosyal statü müdür? Yoksa sebebi nedir muhafazakar konumlar için? Yani muhafazakar olup da hikayesini okuduğum çok ya da bildiğim ya da araştırdığım çok kimse yok. Yani bir alan araştırmam yok. İnsanlar yani siz neden muhafazakar oldunuz şeklinde. Ama muhafazakarlık pozisyonundan konuşan, yazan kişilere kulak verdiğimde bu sorunun içerisinde geçen bazı şeylerin aslında aynı zamanda cevap da olduğunu söylemem mümkün. Yani şeyde olduğu gibi, Edinburgh'da olduğu gibi ki kendisi zaten bir parlamenter, bir asil ya da Louis Bonnat'ta olduğu gibi kendisi bir asil, devrimcilere karşı silahıyla da savaşmış biri. Bu pozisyonlardan konuşmak yani ya da şöyle bir şey, yani devrim olmamış olsa onlar bu pozisyonda olmayacaklar mıydı? Yani yine kendi bulmuş oldukları yerde olmayacaklar mıydı sorusuna literatürde evet yani onlar muhtemelen olacaklardı çünkü zaten oradan konuşuyorlardı. Yani devrim sadece o düşüncelerin berraklaşmasını, billurlaşmasını mümkün kılan bir fırsat olmuş oldu. Ya da işte Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Yahya Kemal böyle olmayacak mıydı? Yani Yahya Kemal henüz Cumhuriyet kurulmadan şunu söyleyecektir. En azından öyle hatırlıyorum. Şöyle söyleyecektir. Ben kendi dinimi, kendi inancımı hurafe karıştırılmış haliyle seviyorum diye söyleyecektir. Ne anlama geliyor bu? Yani bu inanç pozisyonu bana daha çok huzur veriyor. Beni daha çok mutlu ediyor. Dolayısıyla da ben bu haliyle mutluyum. Yani henüz Cumhuriyet'in inkılapları olmaksızın, henüz İslam'a dair ya da kendisini o pozisyonda bulabileceği karşıt bir hareketle karşılaşmadan, karşı karşıya gelmeden o pozisyon yürütülebiliyor. O pozisyonda bulunulabiliyor. Yani insanın sosyal statüleri, soy bağları, gelmiş oldukları sınıf, bu pozisyonu pekiştiren ya da bu pozisyonu ortaya çıkaran bir şey olmuş olabilir. Ama aynı zamanda yani cidden de karşılaşmış olduğu yeni durumlarla, yeni pozisyonlar, yeni olaylarla, yeniliklerle diyelim, karşılaştığında da bu pozisyon ortaya çıkmış olabilir. Yani mesela bazı neon konuların daha önce Marksist olduğu biliniyor. Yani 60'lı yıllara kadar Marksistler bazıları daha sonrasında muhafazakarlaşıyorlar. Yani onları Marksistken muhafazakar yapan şey ne? Burada. O dönemin işte koşulları içerisinde cevaplar aranıyor. Çünkü işte o sırada Amerika şöyle şöyle bir siyaset güdüyordu. Ciddi bir Rusya etkisi vardı. Yani Amerikalı olmak, Amerika'nın içerisinde yaşayan, orada yetişen, bütün bağlarıyla oraya bağlı olan biri olarak bir Sovyet tehdidini yani daha doğrusu Sovyetleri bir tehdit olarak görüp Sovyetlere karşı pozisyon alabiliyor ve buradan artık siyasetini geliştirebiliyor. Dolayısıyla yani bir bireyin muhafazakar olmasını
gerekçelendiren, ortaya çıkaran çok fazla sayıda sebep olabilir. Çok teşekkürler hocam. Bu şekilde soru cevap bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Ben teşekkür etmek istiyorum aslında tekrardan her şey için. Gerek sunum olsun, gerek soru cevap kısmı olsun. Yani aklımda bulunan çoğu sorunun cevabını aslında böylelikle almış oldum. Çok teşekkür ediyorum size de katıldığınız için. Büşra hocam. Ben çok teşekkür ederim. Buyurun. Hocamız da hocam katılmıştı esasında. Ondan da bir konuşma yapmasını rica etmek istiyordum aslında bu durumda. Buyurun. Büşra hocam, buradaysanız eğer konuşmanız eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır diye soracaktım ki hocamız ayrılmıştı zannediyorum hocam. O şekilde öyleyse hocam. Gerçekten çok teşekkür ederiz tekrardan. Çok verim aldığımız, çok istifade ettiğimiz bir sunum, bir program oldu bizim için. Ben de çok teşekkür ederim. Faydalı olmasını umuyorum. İnşallah bir sadra şifa olmuştur diyeyim. Kendi adıma memnun oldum. Bu meseleye tekrar dönmemi mümkün kıldığı, buna fırsat oluşturduğu için sizlerle tanışmış olmaktan, hem öğrenciler olarak, bir hoca olarak tanışmış olmaktan, kızımın arkadaşları olarak tanışmış olmaktan memnuniyet duydum. Başarılar diliyorum. Ne zaman arzu ederseniz katkı için, yardım için buyurunuz yani, baş göz üstüne diyeyim şimdiden. Başarılar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.